domuzun çok iyi kaynamasını istiyorum. Fokur fokur olsun. Karidesler pişsin ama diri kalsın. İki avokado ile başlayacağız. Avokadolarınız olgun ve yumuşak olursa çok daha lezzetli ve çalışmanız da çok kolay olur. Avokadonuz olgunsa çekirdeği çıkarmakta hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bu şekilde şu bir. İkinciye de geçiyorum. Bu arada suyum da kaynıyor. Bu arada benim suyum kaynadı. Suyunuzun iyice kaynamasını istiyorum. Bolca tuz atacağız içine. Tahmini 2-3 dakika sürecek. Evet, karideslerimiz ayıklanmış, hazırlandı. İçine attık. Şu şekilde avokadoların ve servis tabağının üzerine sıkıyoruz. Bolca tuz. Biraz karabiber. Ben bu şekilde servis tabağına dağılmasını çok seviyorum. Şimdi biraz daha şık olması adına birkaç roka yaprağı koyacağım ortaya. Bunları böyle çok kabaca doğruyorum. Şu şekilde biraz karıştırıyorum. Buna herhangi bir tuz, baharat eklemeyeceğim. Neden? Çünkü karides de hepsinden yeterince fazla bulunacak. Şöyle biraz etrafa da yayalım. Tavaya aldım ve tereyağı kullanıyorum. Neden tereyağı tercih ediyorum? Güzel bir kremayla çok güzel uyduğunu düşünüyorum. O yüzden yaklaşık 100-150 gram kadar tereyağı. Bu tarz domatesleriniz hazır da varsa dolapta kullanabilirsiniz. Mutfakta her zaman siz ne istiyorsanız o olur. Evinizde ne varsa onlarla. Biz de hızlı mutfakta o şekilde çalışacağız sizlerle. Evet, bu arada yağım erimeye başladı. Karides donmak üzere. Şöyle göstereyim. Bu pişmiş demektir. O harfini aldı. Hemen süzelim o zaman. Bu aşamada dikkat edin. Ellerinizi yakmayın. Kesinlikle üzerine soğuk su, herhangi bir şey dökmeyin. Hemen ocakta güzel bir yer değiştirme yapalım sizlerle. Büyük tarafı alalım. İşimiz daha da hızlansın. Bolca baharat kullanacağız. Parmesanla sosumuzu bağlayacağız. Biraz yoğun kıvamlı bir sos olacak. Eğer taze karides kullanacaksanız, balıkçınızdan alacaksanız arkadaki kuyrukları bırakabilirsiniz. Çok şık duruyor. Karidesleri koyalım. Şöyle bir karıştıralım. Bolca tuz. Şöyle karabiber. Kremamı ekleyeyim. Şuradan bir spatula alalım. Küçüklerden. Kırmızı biber kullandıysanız ya da pul biber, yağ rengini verdikten sonra kremayı ekleyin. İyice sıyıralım. Bu aşamada kremamız kaynamaya başladığı anda da peyniri rendeleyeceğiz. Bu aynı zamanda deniz mahsullü makarna seviyorsanız avokado yerine makarna ile birleştirebilirsiniz. Kremam yanlardan kabarmaya başladı. Ben hemen bolca parmesan rendeleyeceğim. Şimdi yapmamız gereken tek şey biraz koyulaşması için beklemek. Şu şekilde yaparsanız çok kolay doğrayabilirsiniz. Ateşi iyice arttıralım. Evet, karideslerimiz oldu. Gerçekten harika oldular. Ben bunları bir servis kaşığıyla avokadoların içine dolduracağım ve hazırladığımız rokanın üzerine dökeceğim. Şu şekilde. Bunları bir çanak gibi kullanacağız. Bırakın biraz etrafa dökülsün, saçılsın. Evet, biraz maydanoz.